Yeni bir sergiyi gezmek üzere Tate Modern'a geldim. Serginin adı Çatışma, Zaman, Fotoğrafçılık. Sergide savaş alanlarının ve çatışma bölgelerinin görüntüleri var. Bu görüntüler şiddet eylemi gerçekleştikten sonraki saniyeler, dakikalar, saatler, günler, aylar içinde. Hatta kimisi de olaylardan sonra, yıllar sonra çekilmiş. Bu Don McCallan'ın 1968'de Güney Vietnam'daki Hue Savaşı'nda çektiği Savaş Bunalımındaki Amerikan Askeri adlı fotoğrafı. Don McCallan hemen orada, cephedeydi. Bu bir nesil önce veya bir nesil sonra düşünülebilmesi güç bir şeydi. Ama onun bu ortama erişimi vardı. Bu şiddetin insan vücudu üzerindeki mahvedici fiziksel etkisinin inanılmaz etkileyici bir yansıması. Bu oda size gerçekten modern, endüstriyel savaşların boyutu hakkında bir fikir veriyor. Tüm bu fotoğraflar Kuveyt'te çekilmiş ve Saddam Hüseyin'in 1991 yılında Kuveyt'te devrilmesinden sonrasına ait. Sonuç olarak kısa bir savaş yaşanmıştı ama uzun ve kalıcı bir fiziksel hasar bıraktı. Modern savaşların izleri daha önce yaşanmış olanlara göre daha derin ve sert oluyor. Şimdi savaş döküntülerinden kalan binlerce ton çöpü arkamızda bırakıyoruz. Bu bölüme geldiğimde biraz durup incelemek istiyorum. Burada Kongo'ya ait çatışmaların sözde resmi anlamda son bulduğu tarihten bir sene sonrasına ait fotoğrafları görüyoruz. Şiddetten geriye kalanlar, fiziksel yaralar, işkence ve zulüm görmüş insanlar. Milyonlarca insan böyle kamplara yerleştirilmiş. Bu fotoğrafların hiçbirinde bir tane bile silah yok. Fakat yine de dehşeti, kelimelerle anlatılamaz bir şiddete tanıklık etmekten kaynaklanan bu travmayı yaşayan veya bizzat kendilerine ve ailelerine karşı işlenmiş suçlara şahit olan insanların gözlerinde görebiliyorsunuz. Burada bazı beton yapılar görüyoruz. Bunlar Almanya'daki sığınaklar. Hitler İmparatorluğu'nun ebedi olacağına inanıyordu. Bu fotoğraflar yapılar yapıldıktan 65 sene sonra çekilmiş. Belli ki imparatorluğu yıkılmış ve bunlar da çürümeye, denizin derinliklerine gönderiliyor. Aynı durum benzer şeyler hayal eden fatihlerin ve diktatörlerin neredeyse hepsinin başına geldi. Eninde sonunda imparatorlukları paramparça oldu. Bunlar 1. Dünya Savaşı sırasında Batı cephesinde çekilmiş olan 4 fotoğraf. Batı cephesine ait fotoğrafları her görüşünde şunu söylerim. Biz insanlar bu geçmişteki savaş ve çatışmaların anılarını saklayabiliyorken, dünyanın kendisi bu kadar da umursamayabiliyor. Dünya iyileşiyor. Ağaçlar tekrar canlanıp yeryüzünü sarıyor. Müzik